Selamlar Aleyküm. Hayırlı günler kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Yeni bir Yesevi Yolu programında daha sizlerle beraberiz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya abimizle beraberiz. Bu yayınımızda. Mehmet abicim hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii biz Yesevi Yolu'nda ee, Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin faaliyetlerini konuşuyoruz, hasbihal ediyoruz. Birazcık gündeme Değiniyoruz ee, sizlerle böyle bir hasbihal ediyoruz ama en nihayetinde efendim çok güzel e, faaliyetleri var Hayder'in bu faaliyetlere sizler nasıl sahip çıkabilirsiniz nasıl destekleyebilirsiniz e, tabi bunlardan önce haberdar olmanız lazım İşte biz bu programda bunu murat ediyoruz çünkü Hayder e, her hafta biliyorsunuz burada biz bir faaliyet kolunu sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Gerçekten mazlum coğrafyalarımızda Mümin kardeşlerimizin e, çok ciddi zorluklarla e, hayatta kalmaya çalıştıklarını zaten biliyorsunuz e, ve bunlarla ilgili Hayder neler yapıyor bunu konuşuyoruz. Tabi sadece bu mu? Bu da değil. Hem yurt dışında hem yurt içinde ciddi faaliyetleri var ki Hayder'in aslında yurt içi faaliyetlerinin ağırlığı daha fazla değil mi Mehmet abi? Doğrudur öyle. Ee, ee, biz yani. Tabii bu konu çok e, özellikle sosyal medya üzerinden çok dillendiriliyor Evet ama biz şuna dikkat ediyoruz e, zaten e, yardım yapılacak e, kişiler sayılırken zekat verilecek kişiler sayılırken en yakınından başlamamız söylendiğine göre bize evet. Demek ki önce canı yaratan sonra can sonra Canan demişler önce yakın komşudan yakın ihtiyaç sahibinden. Sonra işte bunu yakın ilçe diyebilirsiniz, yakın il diyebilir, yakın bölge diyebilirsiniz ve Türkiye diyebilirsiniz. Biz bu açıdan Türkiye'de bu çalışmaları yapıyoruz. İnşallah yurt içinde bu çalışmaları yapıyoruz. Yurt dışında da şartlı gelen bağışları veyahut da çok önemli acil durumlarda yurt dışında da çalışmaları yapıyoruz. Ama bizim faaliyetlerimizin %60'ı yurt içinde, %40'ı yurt dışında bunu da hatırlatmış evet. olalım inşallah. Allah razı olsun. Şimdi biz e, bugün biraz cömertliği konuşmak istiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Çünkü Allah cömerttir. Cömert kullarını da sever. Evet. E, Tabi Hayder Bağışçıları da bu bakımdan baktığımız zaman cömertler. Çünkü hep diğer efendime mazlum coğrafyadaki o mümin kardeşlerimiz düşünülüyor. Hem yurt içinde e, pek çok işte... Yardımlarla ayakta kalabilecek kardeşlerimiz var. Bunlara sahip çıkıyor. Bu bakımdan onların güzel bir hasletleri var, cömertlik gibi. Ama cömertlik nasıl anlatılıyor? Cömertliğin efendim insana kazandırdığı şeyler nedir? Tabi ahireti için. Biraz bunları konuşalım Mehmet abi. Sonra inşallah bugün. E, burs faaliyetleri ilgili de e, yine bir başlık açacağız programımızda. Şimdi tabi aslında Cömert'in tarifini e, en güzel kim yapar? Bizi yoktan var eden, e, bize kitaplar indiren, peygamberler gönderen ve o peygamberler vasıtasıyla, o kitaplar vasıtasıyla bize doğru yolu gösteren Rabbimiz, e, Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde tabi birçok ayet i Kerim'e var. Kur'an-ı Kerim'de infakla alakalı zaten infakı kim yapar? Cömert olanlar infakta evet. bulunur. Mesela şimdi bir farz ibadetler vardır. Bir de nafile ibadetler vardır. Bir de vacip olan ibadetler vardır. Zaten farz olan ibadet zaten kaçarı yok hmm. tabiri caizse. Bu yapmanız zorunda yapmak zorunda olduğunuz zekat gibi ibadetler. Vacip nedir? İşte Ramazan-ı Şerifi geçtiğimiz ay idrak ettik. Allah kabul eylesin inşallah. Amin. E mesela işte bir fitre o da bir cebimizden bir nakdi bir e, infaktır ama vacip olan bir sadakadır infaktır bir de nafile olan kısmı var İşte o da e, nedir İşte Allah için e, darda olana zorda olana ihtiyaç sahiplerine e, kendi uhdesinde olandan e, paylaşmak evet. ondan sonra işte Kur'an-ı Kerim'de de Bakara suresinde Rabbimiz e, birçok ayet-i kerimede olduğu gibi 261. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Mallarını Allah yolunda harcamakta olan kimselerin yaptıkları yardımın şaşılacak hali yedi başak bitirmiş olan bir dane gibidir ki her bir başakta yüz tane vardır. Yani şaşılacak hali e, ifadesini de burada görüyoruz. E, i̇şte e, neden? Çünkü karşılığı şaşırtıyor. Yani şaşılacak tarafı. Yani siz bir dane e, e, şey yapıyorsunuz ama bir tane gibidir diyor. Yedi başak bitirmiş olan bir tane gibidir. Ama her bir başakta yüz tane vardır. Allah verenlerin her birine değil de dilediği kimseler için çektiği zahmet ve taşıdığı ihlas nispetinde mükafatı katlama yapar. Yani karşılık bire bir değil. Bire on değil. Yani bire yüz, bire yedi yüze kadar çıkıyor. Neden? Sizin ihlasınıza ve çektiğiniz zahmete göre. Yani burada e, tabiri caizse Al gülüm, ver gülüm değil yani. Hı hı. E, al gülüm karşılığında gül, yani siz bir gül veriyorsunuz, gül demetleriyle karşılaşıyorsunuz evet. gibi düşünelim. E, ondan sonra e, işte şaşılacak hali diyor. Yedi başak bitirmiş olan bir tane gibidir ki siz onu bir tane olarak ekiyorsunuz ama o yedi başak bitiriyor. Her bir başakta yüz tane var. O zaman ne olmuş oluyor? Çarpı yedi, yedi yüz tane oluyor. Allah verenlerin her birine değil de dilediği kimseler için çektiği zahmet ve taşıdığı ihlas nispetinde mükafatı katlama yapar diyor. Bir de bu sizin ihlasınız göre, ihlasınıza göre alacağınız karşılık katlama yapıyor. Şimdi i̇şte mesela bugün e, işte e, Çarını seven insanlar var ya mesela tüccarlar. Mesela ne yapıyor? Nerede daha çok kazanırım? Hangi pazarda malımı daha iyi satarsam? Üç misli, 5 misli. Burada üç misli, beş mislini geçtik. Allah dilediği kadar mükafatı katlama yapar. Allah vereceği fazlalıklar yüzünden hazinelere eksilmeyen ve lütfu da cömertliği de sonsuz ve sınırsız derecede geniş olan bir vasidir. Verenlerin ne verdiklerini ve ne niyetle verdiklerini bundan dolayı ne bir, ne tür bir karşılık hak ettiklerini hakkıyla bilen bir alimdir diyor. Aslında yani biz halisane bir niyetle sırf Allah rızası için verirsek eee inşallah Allah bizim ne niyetle verdiğimizi bildiği için e, bunun katlamasını ona göre yapıyor evet. Mustafa Bey. Yani bir kere önemli hesap olan hesap bile edemeyiz biz yani burada, bu katlamayı. E, aynen öyle. En önemli konu şurası aslında. Allah için vermek. Evet. Yani hatta bununla alakalı e, çok meşhur bir hadis-i şerif var. E, Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ediyor. Mesela e, üç kişiden bahsediyor da işte hadis-i şerifte. Ki bu hadis-i şerifi anlatırken üç kere bayıldı Ebu Hureyre. Etkilendi yani. Ben bu hadis-i şerifi Efendi Hazretlerimizden de dinledik mesela. Maşallah. İşte birincisi diyor ki yarın Allah'ın huzuruna Allah yolunda şehit olmuş birisi getirilecek. Allah-u Teala soracak. Kulum benim için ne yaptın? Ya Rabbi şehit oldum. Canımı verdim, kanımı akıttım ya Rabbi senin için. Allahu Teala buyurur ki kezep de yalan söyledin. Sen benim için can vermedin. Sen insanlar ne cesur, ne cesur adam ya ne güzel savaşıyor desinler diye attın kendini. E ondan sonra millet de dedi benden alacağı yok bunun atın bunu yüzüstü cehenneme buyuracak. İkinci kişi gelecek bir alim gelecek. Allahu Teala kulum benim için ne yaptın? Ben sana bu kadar ilim bahşettim. Ya Rabbi şu kadar talebi yetiştirdim, bu kadar vaaz ettim. Kezep de yalan söyledim buyuracak Allahü Teala. Sen onları benim için yapmadın. İnsanlar olan ne güzel vaaz ediyor ya, ne güzel anlatıyor ya dediler. Desinler diye yaptın. Millet de dedi. Ya sen millet desinler diye yaptın. Millet de dedi. Bunun benden alacak. Atın bunu cehenneme buyuracak. Üçüncüsü işte bizim konumuz oraya geliyor. Birisi gelecek Allah yolunda infakta bulunmuş. Hanlar yaptırmış, hamamlar, kervansaraylar, Kulum benim için ne yaptın? Ben sana bu kadar zenginlik verdim. Ya Rabbi senin için han yaptırdım, kervansaray yaptırdım. İnsanlar oradan istifade etti. Allah-u Teala böylece kulum yalan söylüyorsun. Kezep de yalan söylüyorsun. Bu bunları desinler diye yaptı. Millette de dedi bunun benden alacağı yok. Atım onu cehenneme yüzüstü. Üç kere bayıldı bu hadis-i şerifi anlatırken Ebu Hureyre radıyallahu anh. Yani ihlas çok önemli. Evet. Yani infakta mesela zekatta böyle bir tehlike var mı? Yok. Neden? Zaten farz olan bir ibadet. Farz olan ibadetlerde riya tehlikesi yoktur. Borcunu ödüyorsun. Yani şimdi sen birisine borcunu ödüyorsan ya helal olsun adama ya bak borcunu da ödüyor derler mi? Demezler tabii. Zaten ödeyeceksin borcunu yani şimdi. Mecbur. Ama borcun yok. İşte ya kardeşim gel sana bir hediye alayım. İçimden geldi. Allah helal olsun adama bak yani Hediye aldı ona yani. Şimdi cömert adam he, falan Cömert adam. Yani. yani ondan sonra işte burada önemli olan Allah için infak ettiğimizde de sadece ve sadece Allah'ın rızasını hesaba katmak. Bak çok güzel bir kıssa geldi aklıma Mustafa Bey. Ee, Akşiben Hazretleri de olabilir, büyüklerden birisi de olabilir. Bir gün müritleriyle oturuyormuş diyor ki benim diyor bin dinara ihtiyacım var diyor. Borç olarak diyor bana kim getirebilir bunu? Ona öyle bir dua edeceğim ki diyor. Ondan sonra tabii o ihvanların arasında durumu iyi olan birisi varmış. Babasından kalma bin dinarı var. Annesine gidiyor diyor ki ya anacım diyor. Şeyhimin diyor borç paraya ihtiyacı varmış. O bin dinarı versem ona götürsem olur mu diyor. Olur oğlum diyor. Bunu diyor baban sana ayırmıştı ama sen bilirsin diyor. Tamam götüreyim vereyim. Getiriyor. O bin dinarı veriyor. Şeyhi ellerini açıyor. Bir dua ediyor. Bir dua ediyor. Orada bulunanların hepsi ya bizim de böyle bir paramız olsaydı keşke bu duayı bize alsaydık diyor. Borç verdiği bir para, infak da değil yani. Hı hı. Ondan sonra beş dakika sonra tabii arkadaşları daha orada oturuyorlar. Şeyhine geliyor, efendim diyor, müsaadeniz olursa diyor, o parayı geri alabilir miyim diyor. Hay hay evladım diyor. Buyur diyor, al diyor, veriyor, parayı alıyor gidiyor. Arkadaşları diyor, ya sen ne biçim adamsın, ne değeri düşük adamsın ya, insan şeyhine bunu yapar mı, madem geri isteyecektin, niye getirdin, terbiyesiz herif şudur budur. Akşam oluyor, hava kararınca tekrar şeyhinin yanına geliyor, para elinde. "Üstadım." diyor. "Ben diyor size bu parayı getirdim." diyor. "Verdiğimde öyle bir dua ettiniz, öyle bir dua ettiniz ki." diyor. "Benim diyor amelime riya karıştı." diyor. Allah Allah. "Ben diyor o riyayı ortadan kaldırmak için tekrar geri istedim. Şimdi bu parayı size veriyorum. Ne olur kimsenin haberi olmasın." "Ben diyor sırf Allah rızası için size bu parayı borç veriyorum. Ne olur kimsenin haberi olmasın." diyor. "Benim diyor amelime riya karıştı." Yani Bak ne kadar ince düşünüyor değil mi aslında yani? Hani bir amele riya karıştıysa oradan bir şey kazanamayacağını anlamış. Anlamış. Yani o dedi bu dedi Aa, arkadaşlarım da kabarmıyor yani. Tam tersine ya ne oluyor ya biz bir iş yapıyoruz. Şeytan aldı götürdü karımızı. Değil mi? Tabii. Allah Abi Allah ben niye şeytana yedireyim karımı ya? Ben, ben şeyhime bir hizmet etmek istedim. Borç verdim sonuçta. Borçta vermeyebilir, infakta da bulunabilir. Yani ne yaparsak yapalım sadece ve sadece Allah'ın rızasına hesaba katalım. Yani bizim böyle bağışçılarımız var Mustafa Bey. Mesela bir örnek vereyim. Hani riya kısmını bu infak Allah rızası kısmını da bu şeyi toparlayacağım inşallah. E, konumuza geçeceğiz. Şimdi e, bizim öyle bağışçılarımız var. Mesela biz bir aradık hani bir ajanda hediye edelim. Yani bizim arkadaşlar listeyi yaptılar. Hani böyle e, belli bir miktarda bağış yapanlara dedik bir hediye olsun gönderdik. Defterlerin yarısı geri geldi. Dedi ki abi defterlerin yarısı geldi. Ben de üzüldüm. Dedim ya niye kabul etmediler mi? Abi dediler ki diyor. Bazı bağışçılar bizi aradı. Ya biz Allah rızası için Haydere yardım ediyoruz. Bize böyle hediyeler göndermeyin. Biz Allah'tan karşılığını bekliyoruz. Sizden Allah, bir şey Allah. istemiyoruz. Bize göndermeyin. Bunu duyunca da mutlu oldum. dedim ya ne güzel bağışçılarımız var ya. Allah razı olsun. Hayır yapıyor. Var Başka. mesela benim böyle bildiğim. Ya diyor isim diyor benim ismimi yazmayın diyor. İsimsiz yazın diyor. Ya isimsiz olur mu? makbuz kesiyoruz yani. Yazmasan olmaz. O zaten hiç olmaz. İsimsiz yazabilir miyiz biz makbuza? Devlete resmi evet. evrak teslim ediyoruz. Ya diyor o zaman diyor bir isim yazın diyor. <laughs> Şu ismi yazın diyor. Vefat etmiş bir yakının ismini yazdırıyor. Neden? Ameline riya karışmasın diye. Bu çok önemli. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki gizli şirkten sakının Gizli şirk nedir ya Resulallah? Gizli şirk karanlık gecede, karanlık kayanın üzerinde yürüyen kara karıncanın ayak sesinden daha gizlidir. Yani bir şeyi yaparken e, desinler diye yapmak, beğensinler diye yapmak, onunla, onunla övünmek e, tehlikeli. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani cömertlik olacak ama sırf Allah için olacak. İnfak olacak sırf Allah için olacak. Allah'la senin aranda olacak. Hiç kimse bilmezse çok daha güzel olur. Hani sağ elinin verdiğini sol elin bilmeyecek diyor ya. Ya el eli görmüyor ama yani o kadar vereceksin ki yani verirken böyle evet. e, sen bile e, unutarak vereceksin. Yani tam yani cebinden çıkardığın parayı bilmemen mümkün mü? Biliyorsun ama unut onu. Ben Allah için verdim tamam kardeşim ben sizi görmedim siz beni görmediniz. Allah hepimizi gördü böyle. Çünkü ayet-i kerimede de ne ver, verenlerin ne verdiklerini ve ne niyetle verdiklerini bundan dolayı ne tür bir karşılık hak ettiklerini hakkıyla bilen bir alimdir. Yani kezep de mi diyecekler? Kulum helal olsun sana. Ee, sen doğrusun. Gerçekten Allah rızası için verdim mi diyecekler. İşte o ne niyetle verdiğini de biliyor ya. O aslında ayet-i kerimede bize burada tabiri caizse tüyo da veriliyor. Yani dikkatli olun. Yani Mustafa gördü mü, Hasan gördü mü, Hüseyin gördü mü değil. Allah gördü mü? Tamam Allah gördü, tamam. Kimse görmesine gerek yok. Zaten öbüründe Allah görüyor ama Allah öyle görmek istemiyor seni. Evet. Az önce vurguladığınız gibi yani yaptığınız iyiliği, sevabı şeytana evet. çaldırmamak lazım Aynen. yani Allah Aynen muhafaza. Öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla ihlas içerisinde yapılan bağışları da zaten Mevlam kat be kat artırıyor mükafatını, ecrini. Şimdi Mehmet abi süremiz daralıyormuş, geçiyormuş bursla ilgili çalışmalar hakkında da bilgi almak istiyoruz. Biz sevgili e, izleyicilerimize de bu bilgiyi verelim. Ama bir kısa VTR'miz var. Onu tamam, izleyelim inşallah. inşallah. Ondan tamam. sonra e, bu i̇nşallah. konuya odaklanalım. Buyursunlar. Allah Teala Hazretlerinin öyle kulları vardır ki mevla şehirleri, beldeleri ne var? Onlarla abad eder, yahya eder. Şehirler onlarla mamur ediyor. Bunlar manevi mimarlar. Evet, gönül binaları yapıyorlar. Alimler, he? İslam binasının, İslam kalesinin kuleleri, surları. Bir sur yıkıldığı zaman, yedi kaçıldığı zaman hemen ne yapmak lazım? On tane sur yapmak lazım. Kuleleri çoğaltmak lazım. He, alim yetiştirmek lazım. ilim adamı yetiştirmek lazım. Nasıl olacak peki? Herkes bir taraftan tutacak kimisi malıyla, kimisi canıyla, kimisi ilmiyle he bu işlere gayret edecek. İlim adamı yetiştirmek lazım. Alim yetiştirmek lazım. Hayder ilim talebelerine ilahiyat fakültelerinde ve üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere eğitim öğretim süresince burs yardımında bulunuyor. Bir ilim talebesinin aylık burs bedeli 1000 TL'dir. Siz de bir ilim talebesine sponsor olabilir. 0212 923 1 923 çağrı merkezimizden bilgi alabilir veya burs yazıp 1466'ya bir SMS göndererek 50 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Evet efendim, e, Hayder'in burs e, faaliyeti gerçekten uzun zamandan beri de devam ediyor değil mi Mehmet abi? Tabii, Yani bu tabii. bin ilim talebesine e, epey... Yaklaşık 9-10 senedir maşallah, e, burs harikalı, çalışması. Çok güzel. Başlattığımız, e, her yılda artırarak devam ettiğimiz, sayıyı artırarak Hı -hı. devam ettiğimiz bir çalışma. Tabii bizim Hayder'in en önemli çalışmalarından birisi. Evet. E, sebebi şu, e, ilim ehli, ehli sünnet itikadını muhafaza eden ilmiyle amil hı hı. E, alimler yetiştirmek istiyoruz. Yani bizim hedefimiz bu. Hatta e, Sultan Fatih İstanbul'u fethettiğinde Mustafa Bey her yere medrese açtırıyormuş yani. Demişler sultanım hani bu kadar medrese niçin açıyorsunuz? Demiş ki bu kadar medreseden bir Akşemseddin yetişse yeter demiş. Evet. Bir Akşemseddin yetişse yeter. Yani o Akşemseddin'i bilseniz kim olacağını sadece ona yatırım yaparsınız. Evet. Ama e, o Akşemseddin'i bilmediğiniz için o Akşemseddin'i bulana kadar talebe yetiştirmeniz gerekiyor. Bu talebeleri yetiştirmek için de e, sayıya odaklanmaktan ziyade... E, ...kemmiyete odaklanmaktan ziyade keyfiyete odaklanmak gerekiyor. Çünkü bugün... Gerçekten Türkiye'de birçok ilim ehli yetiştiren kurum var. Ama maalesef hepsi istediğimiz seviyede yetişmiyor. Çünkü alimler peygamberlerin varisleridir buyuruluyor. İşte o peygamber varisi olacak alimleri yetiştirmektir önemli olan. Yoksa birçok kurum, devletimizin de kurumları yetiştiriyor. Biz tabii ki onlar başaramıyor anlamında söylemiyoruz ama... Burada hedef nedir? İkincisi ilmiyle amil yani mesela e, bulunduğu ortamda şahsiyetiyle örnek evet. yaşantısıyla örnek değil mi mesela yani sadece söyleyen değil o söylediğini eylemle de ispat eden alimler yetiştirmemiz gerekiyor. İşte bu burs çalışması aslında bu. Özetle bu. Evet. E, bu çalışma içerisinde bizim mesela hafızlık yapan talebeler var. İhtisas okuyan, tekamül okuyan, fıkıh okuyan hoca efendiler var. İlahiyat okuyan, camiamızda yetişmiş çok kıymetli hoca efendiler. Mesela ilahiyatta okuyarak hani bir de resmi bir e, hüviyette kazanmak isteyen hocalarımız da var. Ondan sonra ilahiyat öğrencilerine, yine imam hatiplerde okuyan öğrencilere, bir de bizim ilgilendiğimiz 2000'e yakın aile var. E bunlar çocuklarını okutamıyor. Hani bir de işin e, fakir talebeler, ihtiyaç sahibi. Zaten genellikle bu Mustafa Bey İslami ilimlere verilen talebeler genelde garip gurebanın Hı hı. Ee, daha çok tercih ettiği yerler oluyor. Şimdi mesela e, durumu iyi olanlar özel okullarda okutuyor İşte özel eğitimler aldırıyor. Ondan sonra biz ona da karşı değiliz yani e, bizim e, yani e, itikadı düzgün olan mühendislere doktorlara değil mi ihtiyacımız var. E, ondan sonra e, ne bileyim profesörlere ihtiyacımız var ama, bir taraftan da e, ilmi muhafaza edecek alimlere ihtiyacımız var. İlmiyle evet. amil alimlere ihtiyacımız var. Çünkü Efendi Hazretlerimiz hep öyle derdi. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Denizde ne kadar kum varsa bize o kadar hoca lazım derdi. Neden? Çünkü gerçekten böyle kadrolar olursa hani milletin önünde baktığında kendisini Allah'ı hatırlatan kisvesiyle e, ahlakıyla Yaşantısıyla örnek olan şahsiyetler mesela olduğunda kitleleri peşinden sürükleyebiliyor. İşte böyle alimleri yetiştirmemiz gerekiyor. Nitekim hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi uyarıyor. Nereden uyarıyor? 1400 küsur sene öncesinden uyarıyor. Bize bir mesaj yolluyor. Tabiri caizse bir mektup yolluyor. E, ahir zamanda açılmak üzere bir mektup yolluyor. Onun birçok mektubu var. İşte hadis-i şerifler onun mektubudur. Onun yaşantısı bugün bize kitaplar vasıtasıyla geldiği için mektup mesabesindedir. Yani bize örnektir. Allah Resulü nasıl yaşamış, neler söylemiş, bizi hangi konularda uyarmış, nelere dikkat etmemiz gerektiğini söylemiş. Ki mesela önümdeki hadis-i şerifte buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah Efendimiz'i şöyle buyururken işittim demiştir. Allahu Teala ilmi kullarının sadrından silmek ve çekip almak suretiyle kaldırmaz, ancak alimlerin ruhunu kabz etmek suretiyle alır. Yani alimler vefat eder. Peki bu ne demek? Bu şu demek. Yani o yet vefat eden alimin yerine birisini yetiştiremiyorsanız, bir orman gibi düşünelim. E, ormanda ağaçlar kuruyor. Tabiri caizse. O kuruyan ağaçların yerine yeni fi, yeni fidanlar dikmiyorsanız ve o fidanları sulamıyorsanız ne demektir bu o orman gün gelecek yok olacak yok demektir. Olacak. İşte efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki Allahu Teala ilmi kullarının sadrından silmek ve çekip almak suretiyle kaldırmaz ancak alimlerin ruhunu kabzetmek suretiyle alır. Nihayet hiçbir alim kalmayınca ya insanlar kendilerine kalmayınca insanlar kendilerine cahil bir takım kimseleri reis edinirler. Yani o orman yok olduktan sonra insanlar artık e, o ormanın, o güzel ağaçlarının yerine gidip başka e, kökü çürük olan, özü çürük olan ağaçlara sahip çık çıkarlar. Evet. E, yani cahil bir takım kimseleri reis edinirler, alim zannederler. O cahil kimseler de bunlara sualler sorulur, onlar da ilimleri olmadığı halde fetva verirler. Böylece hem kendileri dalalete düşer o fetva verenlerin hem de insanları iddial ederler. Yani dalalete düşürürler. E şimdi Allah Resulü bunu söylüyor bize. Bunun olacağını bize haber veriyor. E biz ne yapıyoruz? Biz de buna tedbir almamız gerekiyor değil mi? Yani mesela bak devamında Ebu Derda anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. Mübarek gözlerini semaya dikip şu anlar ilim insanlardan çekip alındığı anlardır. Öyle ki insanlar ondan hiçbir şeye kadir olamazlar buyurdular. Ziyad bin Lebit el Ensari araya girip radıyallahu anh. Bizler Kur'an'ı okuyup dururken ilim bizlerden nasıl anılır? Vallahi biz onu hem okuyacağız hem de hanımlarımıza ve çocuklarımıza okutacağız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah iyiliğini versin ey Zeyd. Ben de seni Medine'nin fakihlerinden sayardım. Bak işte Tevrat ve İncil Yahudilerin ve Nasranilerin elinde. Onlara ne faydası oluyor? Onları okuyorlar ancak muktezasıyla amel etmiyorlar buyurdular. Ravi Cübeyr sözlerine şöyle devam eder. Bir müddet sonra Übade bin Samit radyolarını harasladım. Kardeşin Ebu Derda ne söyledi işittin mi dedim. Ve ona Ebu Derda'nın yukarıda söylediklerini haber verdim. Bana Ebu Derda doğru söylemiş. Dilersen kaldırılacak olan ilk ilmin ne olduğunu sana haber vereyim. O da nedir? Huşu büyük bir camiye girip huşu üzere olan tek bir şahıs bile göremeyeceğin günler yakındır dedi. Allah Allah. Şimdi Mustafa Bey yani e, bu hadis-i şerifi okuyunca tabii o kendi zamanlarından da örnek veriyorlar. Tabii onların huşudan anladığıyla bizim anladığımız tabii. da farklı. Hani Hasan-ı Basri diyor ya radıyallahu rahmetullahi aleyh e, tabinin en büyüklerinden. Diyor ki siz sahabeyi görseydiniz onlara deli derdiniz ibadet ederken. Onlar da sizi görseydi size Müslüman bile demezdi diyor. Neden? Çünkü onların ölçü birimleri farklı. Hı hı. Ama ben şimdi bakıyorum bundan 25-30 sene önce camilere cemaat erken gelirdi. Mihrapta geç çıkardı, otururdu, geç çıkardı. Sessizce beklerdi. Günah. Saatlerce camide kalabilirdi. Cami kilitlenmezdi. Yer 20... tertemiz gelirdi. Vez tertemiz vesaire. gelirdi. 28 Şubat'tan sonra maalesef ve maalesef camide e, huşu ile ibadet edenler hiç yoktur demeyelim ama azaldı yani ben bu hadisi şerifi her okuduğumda bu aklıma geliyor ve korkuyorum ürperiyorum aslında Mustafa Bey yani neden çünkü gerçekten e, her geçen gün e, kötüye bir gidiş var cemaatler azaldı huşu azaldı e, ilim ehli azaldı bak alimler birer birer gidiyor yeri dolmuyor bak bugün bir efendi hazretlerimiz kim doldurabilir onun yerini? Ya. Değil mi? E, bugün mesela bir Adıyaman Menzil Cemaati'nin Şeyh Abdülbaki Hazretleri vefat etti. Çok büyük bir kayıp ümmet adına, İslam adına. E, kim doldurabilir? Yeni ha, var. Yani hı hı. E, onun de, ama her e, insan kendi yerini dolduruyor Tabii. yani. Yani her o yerine gelenler onlar gibi ol, inşallah olurlar. Ama e, burada aslında e, gidenlerin biz gidenlere bakıyoruz kalanlara bakıyoruz aslında biraz da korkuyoruz e o yüzden bu burs çalışmasına çok önem veriyoruz böyle alimlerin sayılarını artırmak istiyoruz ilim ehlinin sayılarını artırmak istiyoruz bunun için burs çalışmasını yapıyoruz bunun için her yıl bir taraftan burs verdiğimiz talebe sayısını artırırken bir taraf mesela biz bu sene 1000 TL her bir talebeye her ay 9 ay boyunca bu bursları biz direkt bu talebelerin hesaplarına yatırıyoruz Bayramda da bayram harçlığı veriyoruz Ramazan-ı Şerif bayramında. Ona tamamlıyoruz bunu. Yani 10 ay boyunca bir talebeye 10 bin lira ödüyoruz. Bu e, bin talebe üzerinden hesapladığınızda e, ne yapıyor? 10 milyon lira yapıyor. Evet, tabii. Yani bir sezonda, tabii, bir tabii. eğitim, öğretim sezonunda. Bizim derdimiz ne? Bizim derdimiz ihtiyaç sahibi ailelere sahip çıkmak. Onların çocuklarının doğru bir ilim almasına vesile olurken bir taraftan da İslami ilimlerin e, daha da şey olarak yani onların hem okuyarak hem yaşayarak örnek olacağı şekilde İslami ilimlerin de onlara kazandırılması için bu çalışmaları yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bunun için bağışlarımızdan destek bekliyoruz. Diyoruz ki gelin yani biz bu hadis-i şerifteki yapılan uyarıyı dikkate alalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu uyarılarını dikkate alalım. En azından mesuliyetimizi eee bilerek e, mesuliyetten kurtulmak adına bunu yapalım e, bu imkanlar bizim elimizde var henüz aramızda çok güzel alimler var her ne kadar e, Efendi Hazretlerimiz ahirette de olsa onun yetiştirdiği çok büyük alimler aramızda e, Allah onların sayılarını artırsın Amin. ömürlerini daha da bereketlendirsin Amin. ki mesela bugün bir İbrahim Efendi işte elhamdülillah camiamızın yeni e, emiri oldu elhamdülillah e, bunlar kolay yetişmiyor Efendi babamızı görmüş, Ali Adir Efendi Efendi Kudüs'e ruyu evet. görmüş. E, Efendi Hazretlerimizin halifelerinden e, İbrahim Efendi Denizli'de ikamet ediyordu. E, mesela işte Ahmet İslamoğlu hocalarımız, Muh Muhammed İslamoğlu hocalarımız, e, Ömer Mahmutoğlu hocamız, e, Mustafa Ekin hocalarımız, e, Cübbel hocamız zaten bizim başımızda. Böyle çok kıymetli hocalarımız var. Daha niceleri var. Hani biz şimdilik isimlerini hepsini sayamayız. Daha niceleri var. İşte böyle alimlere birincisi sahip çıkacağız. İnşallah onların medreselerinde okuyan talebelere sahip çıkacağız ve bu ilmi bize ecdadımızın emaneti olan bu ilmi işte birileri okuyarak, az önce Mustafa hocamız çok güzel anlattı, birileri okuyarak, birileri okutarak ama biz de bu okuyan ve okutan talebelere ve hocalarına destek olarak inşallah bizden sonraki kuşaklara bozulmadan Evet. E, arı duru bir şekilde işte Efendi Hazretlerimizin rabıtası devam edecek. İşte Efendi Hazretlerimizin yolu devam edecek. E, hocalarımız e, ilmi çalışmalarına devam edecek. Biz onları desteklemeye devam edeceğiz. Böylece ne olacak? Böylece bizim zamanımızda bu korktuğumuz tehditler olmayacak. Bizden sonraki kuşaklara aktarırsak ondan sonrakiler de onlara aktaracaklar. İnşallah Mehdi Aleyhisselam'a kadar bu hizmet ulaşır. İnşallah. i̇nşallah biz de ona yetişirsek, onun askerleri oluruz. E, Efendi Hazretlerimizin ifadesiyle ona yetişemezsek, ona asker yetiştirmiş oluruz. İnşallah böylece bu çalışmaların içinde oluruz. Dışında kalırsak helak olma tehlikesi var. Allah Dışında Allah kalmamış oluruz. E, i̇nşallah Rabbim bizi e, ölünceye kadar bu çalışmaların tabiri caizse kıyısında, köşesinde, ucunda istifade edenlerden Eylesin. Amin. Elinden geleni, gayreti ortaya koyanlardan eylesin. İnşallah Amin. Rabbim bu burs çalışmalarının daha da ziyade gelişmesini nasip eylesin. Amin. Allah razı olsun. Allah evet razı olsun. çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bu kısa zamanı en iyi şekilde değerlendirerek bize hem cömertliği hem bu burs çalışması hakkında Hayder'in gayretlerini gayretlerini ee, aktardınız. Rabbim daim eylesin inşallah. Daha pek çok öğrenci yani ilim talebesi kardeşimize ulaşabilmeyi nasip etsin. Tabii burs yazıp 1466'ya bir SMS gönderdiğiniz zaman 50 lira siz de bu çalışmalara destek olmuş oluyorsunuz efendim. Yani bir öğrenciye bir harçlık vermiş gibi düşünün bunu. 50 lira günlük sadakalarınızı belki bu şekilde değerlendirebilirsiniz burs yazıp 1466'ya SMS gönderdiğiniz zaman 50 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Hayder'in çağrı merkezi. Diğer faaliyetler hakkında da buraya arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Nasıl bağış yapabileceğinizi bu numaradan arkadaşlara ulaşarak öğrenebilirsiniz. ahmetyesevi.org.tr adresine girerek de online bir şekilde yine bu burs faaliyetini destekleyebilirsiniz efendim. Yesevi yolunu burada noktalıyoruz. Başka bir programda buluşmak ümidiyle... Allah'a emanet olun Selamun aleyküm... 0212 923 1 923 nolu Hayder çağrı merkezini arayarak bağışta bulunabilirsiniz. Ahmet Yesevi internet sitemiz üzerinden online bağışınızı hızlıca ve kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ahmet Yesevi der uzantılı sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği